Başladı program. Başladı. Evren Göz'le beraber Şampiyonlar Ligi özel. Yine bir Şampiyonlar Ligi günü. Güzel bir gün. Galatasaray Real Madrid'i evet. Konuk ediyor. İstanbul'da hafif bulutlu bir hava var. Galibiyet için bütün şartlar elverişli mi? Elverişlidir yani. Öyle umalım. Çünkü çok önemli maç. Bakalım nasıl olacak. Evet, Real Madrid konuk ediyor Galatasaray söyledik. Çok kritik, grup adına çok kritik mücadele. Gruptan çıkmak için böyle bir Real Madrid yakalamışken muhakkak kazanmanız gereken bir maç. Ve eğer güzel bir skorla ayrılırsanız da neden olmasın, orada belki bir beraberlik sizi gruptan kalifiye yapacak. Şöyle, geçen sene ve ondan önceki senenin şampiyonu Galatasaray. Yani ligde Galatasaray bazı şeyleri son iki senedir doğru yaptı ve şampiyon oldu. Çok düz mantık. Şimdi sıra Avrupa'da. Ve Avrupa için geçen sene başarısız bir dönem yaşadı. Ondan önceki sene zaten hatırlarsın Östersunds faciası. Evet. Tudor'la beraber Avrupa'ya dahi katılamadı gibi bir şey oldu yani. Ön elemede elenmişti. Fatih Terim'in ilk döneminde Avrupa yoktu ama ikinci döneminde Şampiyonlar Ligi'nde kolay bir grup. Ama forvetsiz gidilen bir grup aşaması. Ona rağmen üçüncülük ve Benfica'nın ciddi anlamda üstün oynadığı bir seri. Şimdi bu takım daha farklı. Bu takım Avrupa'da iş yapmak için kuruldu aslında. Yani Galatasaray istatistiklere baktığımızda son işte 23-24 maçta çok az sayıda galibiyet. 1-2. Öyle bir durum. Çok ciddi bir olumsuz tablo bu. Bunu olumluya çevirmek yine takımın elinde. O da gruptan çıkarak olur. Hele ki Paris Saint-Germain ve Juventus'un olduğu gruptan ikinci olarak çıkmak, Real Madrid'in olduğu gruptan şu örneği verecektim, onunla karıştı. Real Madrid Juventus grubuyla onu yaptı Galatasaray en son. Yani yine yapabilir. Bu imkansız değil. Tabii ki çok zor ama Real Madrid ancak bu kadar kötü gelebilir. Yani nasıl bir şey istersiniz deseler Galatasaray cephesine ancak Real Madrid'in bu kadar kötü formsuz olmasını, olsun, belli olmasın. Formsuz olmasını, çalkantılı olmasını, sakatların olmasını isterdi herhalde. Çünkü Real Madrid'in en hazır dönemlerini de hatırlıyorum. Tabii. Yani 2000 yılında geldiği dönemde Galatasaray, yani o zamanki Galatasaray tabii çok iyiydi. 2-0'dan 3-2. Ya da Mourinho'nun Real Madrid'e geldiği ilk maçın tabii rehavetiyle biraz maçı hafife aldılar. Galatasaray az daha cezalandırıyordu. Faturayı kesiyordu. Ronaldo'nun çok formda olduğu dönem gelip 6-1'lik skorla üstüne ayrılmıştı. O maçların hepsini yaşadım. Bir kısmında basın tribünde, bir kısmında Ali Sami Yen'de tribünde. Galatasaray'ın Real Madrid'de bir de Monaco'daki Süper Kupa finali var. Yani tarihine baktığında hep Real Madrid'de bir teması olmuş. Olumlu olumsuz maçlar yaşamış. Bence geçmişte yaşanan bu başarılar Real Madrid'e karşı Galatasaray'ı bugün psikolojik olarak bir avantaj olacak. Çünkü bazen takımlar ters gelir, bazen de sizin şansınız tutar. O yüzden Real Madrid maçının ben çok keyifli geçeceğini düşünüyorum. Çok zor ama Muslera'nın Paris Saint Germain maçında kaldığı yerden devam etmesini diliyorum. O şart. Yani. Şöyle bir durum var, fırsat. Real Madrid çok büyük bir fırsat. Şimdi bir tablodan bahsettin abi, 26 maçta işte 25 aynen. Maçta 2 galibiyet. O Real Madrid galibiyeti hepsini unuturur. Yani bir tarafa siler o seriyi. Çünkü silmelidir de. Silmelidir yani. De yani. Çünkü çok önemli bir başarı. Real Madrid'i yenmek evet kötü de olsa çok kolay değil. Dünyada herkesin yapabildiği bir şey değil. La Liga'da Mallorca'ya kaybettiler. Sonra ben baktım ilk mağlubiyetleriymiş La Liga'da. Bir de Paris'e kaybetmişler zaten. O kadar kötü dediğimiz tabii. Real Madrid bile. Yani kötüden kasıt tabii beraber yakalıyor. Formsuz yani. Ve sakat olmaları bazı oyuncuların ve Zidane'la takım arasındaki sıkıntı. Hani asıl sorun aslında evet sık sık okuyoruz. Orada bir sıkıntı var ve hatta şu konuşuluyor. Hani eğer kaybederse İstanbul'da Zidane'ın yolları. Görevinden alınması bile söz konusu. Böyle bir ortamda çıkıyorlar maça. Bunu iyi analiz etmek lazım. Ve Real Madrid bu tarz çalkantılı süreçleri dünyada böyle en şiddetli yaşayan takım. Tabii yani, ve az yaşayan bir takım. Az yaşayan bir yani sezon içerisinde az yaşıyorlar bunu. Çünkü bir başarı kültürü var, bir sistem var Real Madrid'de başarıya dayalı. Ve istikrar var. Yani Zidane'la geçmişte bir önceki dönemi hatırlayalım. Tarihte bir 5 şampiyonlukları var üst üste Puşkaşlar dönemi 60'lar. Ondan sonraki en başarılı dönem. Ki Real Madrid dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı kulübüdür bence yani. Yani başarı kriter alındığında bir numaradır. Yani kupa sayısı ve şey olarak Şampiyonlar Ligi'nde de öyle. O yüzden çok az bu duruma düşüyorlar.
Hazard'ın açıklaması enteresan. %200'ümüzü vereceğiz diyor. İşte, gerçek Real Madrid Galatasaray maçı. Yani iki haftadır onu söylüyor Hazard. Tabii tabii. Yani bayağı bir aslında şey geliyorlar, motive geliyorlar. Hani biz şöyle bakıyoruz meseleye, işte formsuzlar, sakatlar ama bu motivasyonla gelmeleri de o açıdan bakacak olursak bir handikap olarak da öne çıkabilir. Çünkü eskisinden daha dikkatli olacaklar. Kadro maliyet anlamında dün Fatih'in de söyledi. Hani 1 milyar euronun üstünde takımlar. Aynen. Bunlar. Bir şekilde de kendilerini artık göstermeleri gerekiyor. Yani kendi onların tarafından düşünüyorum. Bir şekilde kendilerini gösterip bir çıkış arıyorlar ve bunu da bir fırsat olarak Galatasaray maçı. Yani çünkü tabii, puan anlamında da bir beraberlik veya olası bir Real Madrid'in kaybetmesi gruptan çıkamama tehlikesiyle karşı karşıya. Tarihte yok. Benim hatırladığım yok. Şampiyonlar Ligi'nde en başından beri 92-93 o civardan beri gruptan çıkamadığı bir dönem var mı? Yok galiba. Yok yani, ben de yok diyebilirim. Çünkü sonuncu olduğu hiç yok da. Yok, hiç yok. Üçüncü olduğu, UEFA'ya katıldığı. Guti bir kere şey demişti. İlk defa UEFA Avrupa Ligi'ne katılacağım demişti. Hatırlıyor musun onu? O çok değişikti yani. Guti hayatına katılmamış Avrupa Ligi'ne. Ama Beşiktaş'tayken mi dedi acaba? Real Madrid'deyken demiş olabilir. Real Madrid'deyken mi? Belki Beşiktaş'tayken demiş olabilir. Beşiktaş'tayken de demiş olabilir. Çünkü Real'de katıldı mı Guti Avrupa Ligi'ne? Katılmadı. Yok, katılmadı yani. Ben hiç hatırlamıyorum. Tabii Beşiktaş'ta katıldı. Beşiktaş'tayken demişti katıldı. İlk defa katılacağım diye. Yani Real Madrid'le açıkçası şöyle oluyor. Mesela Arsenal, işte Chelsea geçen sene finale oynadı. Bazı takımlar, Milan zaman zaman tabii, eskiden katılıyordu. Galatasaray Avrupa Ligi'ne katıldığında Milan'ı gruptan itmişti. Hani çok örnekler var öyle. Ama mesela Manchester United var. Birkaç sene önce kazandı. Ajax'ı yenip finalde aldılar. Ama Real Madrid'in yok. Mesela Barcelona'nın yok. O takımlar çünkü başka bir segment. Yok, yani büyük Bayern segment. Çok yok. Çok tek tük böyle Avrupa Ligi var ama Barsa da bayağıdır, çok Avrupa Ligi'ni ciddiye almıyorlar. Aynen. Yani şey kupa olarak görüyorlar. Angarya olarak evet, görüyorlar. O yüzden yani Galatasaray'ın Real Madrid'i yenmesi durumunda grubun seyri çok fazla değişecek. Çok ciddi anlamda değişecek. Çünkü bir Bruges'la da kendi evinde berabere kaldı Real Madrid. Tabii ki kazanma halinde de ikili avaraj söz konusu olacak. Galatasaray Bruges'u yenme ihtimali üzerine bunu konuşuyoruz. Tabii yenmesi lazım. Gruptan çıkması için Galatasaray Bruges'dan daha iyi takım. Yani Uğur Karakullukçu bizim çok seviyor Bruges'u ama hani bence Galatasaray daha iyi. Uğur'la da güzel oyunu yapacağız bugün. Çok beğeniyor Bruges'u. Çok beğeniyor. Ama ben yetenek yani anlamında... Yani Belanda kadar beğeniyor. Yetenek anlamında sıkıntıları olduğunu düşünüyorum. Vormer de zaten 3 maç ceza aldı. Atletik bir takım. Evet. Ama yani çok hızlılar ama yetenek anlamında, kalite anlamında Galatasaray'ın ilerisinde değil. Ki bunu Bruges'daki maçta da, Belçika'da da şey oldu, gördük. O yüzden Galatasaray Bruges'u bence yener İstanbul'da. Real Madrid'i de yenerse o zaman işte ikincilikten bahsetme aynen, şansı olabilir. Çok zor bir şey tabii. Kurallar çekildiğinde kimse bundan bahsetmiyordu bile. Sadece biz böyle de aramızda konuştuğumuzda Berkay bana gülüyordu mesela, hani abi nasıl olur hani işte Real Madrid falan, ama bunu konuşmak bile, konuşabilmek bile bir nasıl diyeyim, Galatasaray'ın geçmişiyle alakalı bir şey. Realistik hayat tarzım. Evet, sen realist bakıyorsun meselelere. Ama biraz da işin hani mucize tarafı, biraz da işin sürpriz tarafı. Çünkü Real Madrid'e baktığın zaman yani, şeye, bütçeye ve Galatasaray'ın elinde, Berkay herkes şunu atlıyor. Finansal fair play kriterleri var. Tabii. Yani makas açık, hadi makası bırak açık olmasını. Bir de kriterler var. Yani belli bir şekilde yani Lemina, de oyuncu alamıyorsunuz. Seri, Enzonzi, evet yani yoksa Galatasaray tabii ki bonservis verir, tabii ki alır. Daha önce aldı da transfer politikası ona göre belirler. İşte Drogba'lar, Snyder'ler hep öyle geldi. Sonrasında ekonomik başarısızlıklar bu noktaya getirdi ama UEFA finansal fair play kriterleri geçtiği zaman o zaman işte o 25 maçta 2 maç var ya. Tabii ki olmayacak. O onlar biraz daha farklı olur. Çünkü Galatasaray çok sıkıntılı kadrolarla da çıktı Şampiyonlar Ligi'ne UEFA kurallarından dolayı. O yüzden ben umutluyum maçla ilgili. Bu akşam da maça gideceğim. Bakalım nasıl olacak. Bu işin tabii psikolojik ve finansal kısmı, bir de sahada taktik kısmı kısmına var. Taktik kısmından öyle. Bir de hani güzel geldi, anlat bakalım Emre Gözcan, hani konuşuyorsun da demezler mi insana? Nasıl çıkacak bu takım? Şimdi Muslera'yı koyacak kaleye Fatih Terim tabii ki. Muslera çok büyük bir değer, çok büyük bir efsane.
Bugün de ondan müthiş performans bekliyoruz. Tabii iyi oynaması lazım. En kilit oyuncu o bence Muslera. Oyunda tutması lazım yine galiba. Evet. Yani Paris maçında olduğu gibi Muslera olacak. Üçlü savunma çıkacağını tahmin ediyorum ben. Çünkü Paris maçındaki gibi. Paris maçında o nasıl diyeyim? Değişikliği yaşadı, gördü hoca. Yani başka bir şey oynamaya başladı Galatasaray. Ve ondan da büyük ihtimalle tatmin oldu. Devamını getirmek isteyecektir. Yine Luyendama sağ stoper. Ortada Dong, sol stoper Marcao. Ortada Enzonzi'nin yeri kesin de. Yanında kim? Enzonzi'nin sağı solu Belhanda'yı kesmez hocam. Sağ iç Belhanda olur. Sol iç için iki aday var. Serimi Lemina mı? Burada Lemina daha önde bence. Şey olarak maçta da oynamadı en son. Seri de kredisini yavaş yavaş tüketiyor gibi Fatih Terim'in evet. gönlünde. Çünkü basit oynaması gereken yerde biliyorsun fazla Zidane hareketi yaptı. Zidane hareketi yapıyor. İşte vücut dili biraz negatif. Yardımlaşması. Ama bir de Paris maçı performansı sıkıntı var. Paris maçında çok iyiydi. İşte maç seçme, hani sezon başında söylemiştim ya size, bu takım maç seçebilir, ligde böyle olur, Avrupa'da böyle olur. Nevzat da hatırlar onu. Gerçekten o askerdeydi de, gerçi ama. Yok, sezon başında söyledim. Daha eski. Temmuz'da yani. Takım kurulurken. Yani bu takım Avrupa için kuruluyor, ligde sıkıntı olabilir. İlk yarı çok acayip puan kayıpları olabilir diye. Beklediğim gibi de oluyor.